Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları silerek bilgisayarınızda yer açmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma gerçekten emek verdiğim videoları yüklüyorum. Diğer videolarıma da zaten göz atabilirsiniz. Yani kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, açıklama kısmında verdiğimiz linkten şu şekilde. Linke gittikten sonra böyle bir sayfa gelecek karşımıza. Yani Google arama yerini açacaksa ilk başta çıkan Reveblog şeyine tıklıyoruz. Aramada ilk çıkan şeye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir site gelecek karşımıza. Buradan mesela herhangi bir konuda, mesela böyle bir konu olacak. Böyle konuya gireceksiniz. Konuya girdikten sonra burada bir tane dosya indirme butonu olacak. Burada dosya indirme butonunu tıkladıktan sonra şöyle bir karşınıza sayfa gelecek. Böyle sayfa geldikten sonra bu sayfada 5 saniye bekleyeceğiz. 5 saniye bekledikten sonra linki git butonuna basacağız. Linki git butonuna bastıktan sonra da şu şekilde göstereyim size. Basıyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfayı kapatıyoruz. Yeni tekrar linki git butonuna basıyoruz. Önceki sayfayı kapatalım ve dosyayı indirme sayfamız geliyor. Bu dosyayı indireceğiz. Şu şekilde dosyayı indirdim. İçinde 2 adet gereksiz dosyaları silebileceğimiz kısa yol olmakta. Bu kısa yolları da 1 saniyenizi alacağım. Kanalıma düzenli olarak video yüklüyorum. Hazırladığım videolara emek veriyorum. Emeğimin karşılığı için 1 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum bırakırsanız sevinirim. İyi seyirler. Gereksiz dosyaları sileceğiz şimdi. Mirror sıkıştırılmış dosyayı açıyoruz. İçindeki dosyayı şu şekilde masa üstüne atıyoruz. Sizden şifre isteyecek. Buraya RV yazacağız, W ile. Buradan tamam diyeceğiz. Dosyaları gördüğünüz gibi çıkartacak. Dosyaya giriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 2 adet dosya, hatta 3 adet diyelim. 3 adet dosya bulunmakta. Birinci adet şu ikisi gereksiz dosyaları silmek için klasörler açacak bize. Hiç siz uğraşmayacaksınız. Direkt buradan tıklayıp klasörlere gidebileceksiniz. Ben bunları kendim oluşturdum bunları. Bu dosyayı da zaten açarak bakabilirsiniz. Burada videoda anlattıklarımın bazıları bulunmakta. Buradan da okuyup yapabilirsiniz. İlk yöntemimiz şu ikisini açacağız. İlk önce şunu açıyoruz. Bu %temp %klasörünü açıyor. Ctrl A yapıyoruz. Yani Ctrl A yaparak hepsini seçiyoruz. Şöyle veya şöyle en baştan tutarak en aşağı kadar gidebilirsiniz. Daha sonra sağ tıklıyoruz. Buradan sil diyoruz. Gördüğünüz gibi gereksiz dosyaları siliyor. Burada silinmeyecek şeyler olabilir. Bunu tüm göçerli öğeler için yapıp basıp atlaya butonuna basıyoruz. Bunu tekrar devam diyeceğiz. Olmazsa atla diyebilirsiniz. Olacaktır büyük ihtimal. Evet, oldu. Şimdi bunu kapatalım. Birinciyi açtık. İkinciyi açalım. Yine Ctrl A yaparak hepsini seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Sil butonuna basıyoruz. Bunu atla diyeceğiz. Gördüğünüz gibi gereksiz dosyalarımızı sildi. Şimdi bunları sildikten sonra üçüncü yöntemimize geçelim. Bu yöntemimiz en etkili yöntem gerçekten arkadaşlar. Şu şekilde Windows sol altta Windows simgemiz var. Bu Windows 10 için geçerli. Bunu unutmayın. Windows 8'lerde deneyebilir, olabilir mi bilmiyorum ama deneyimsiz yine de denemekte fayda var. Şimdi Windows simgesi var sol altta. Ona sağ tıklıyoruz. Buradan ayarlar veya da Windows simgesine, yani klavyenizdeki Windows butonuna basıyoruz. Buraya ayarlar yazıyoruz. Ayarları yazdıktan sonra burada sistem var burada. Sisteme giriyoruz. Buradan depolama diye bir yer var. Buraya depolamaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açılacak. Burası yüklensin, bekleyelim birazcık. Evet, Windows'un yüklü olduğu disk burada karşımıza geliyor ama burada daha fazla, eğer daha fazla diskiniz varsa, hard diskiniz varsa buradan diğer sürücülerdeki depolama kullanımını görüntüle var. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane disk bulunmakta burada. Şimdi ben Windows'un kurulu olduğu SSD, yani 111 GB'lık diski temizlemek istiyorum. Bu diske tıklıyorum. Gördüğünüz gibi diskte ne var ne yok burada bana listelendi. Mesela diyor ki sistem ve ayrılan 25.6 GB ayrılmış, uygulamalar 47 GB yapıyormuş, masaüstünde 4.88 GB varmış, geçici dosyalarda 1.48 GB'miş. Ben burada şimdi geçici dosyalara giriyorum. Siz de geçici dosyaları silebilirsiniz. Buradaki dosyalar bilgisayarınızda hiçbir şeye yaramayan dosyalar oluyor. Gördüğünüz gibi dosyalarımız geliyor. Geldi. Burada geri dönüşüm kutusunu seçelim. Windows yükseltme günlük dosyalarını seçelim. Bunu seçmeyin. Küçük resimler. Çünkü mesela dosyalara girdiğinizde uygulamaların resimlerinin küçük resimleri oluyor. Onları her girdiğinizde yüklemesin diye bunu tiklemeyin. Yani tiki kaldırın. Bunu tikleyin. Bunu tikleyin. Bunu tikleyin. Tikli olsun. Geçici internet dosyaları bu tikli olsun. Tamam. Hepsini işaretledikten sonra burada dosyaları kaldırın butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyaları, yani bilgisayarımızı temizliyor şu anda.
Tamamdır. İşlem bitti diyor. Buradan geri geliyoruz. Tekrar bu sayfaya geldikten sonra buradaki tüm dosyaları karıştırabilirsiniz. Kullanmadığınız dosyaları buradan mesela masaüstüne basıyoruz. Masaüstünü görüntüle butonuna bastıktan sonra masaüstümüzdeki tüm dosyaları bize karşımıza çıkartacak. Mesela burada videolar var. Kullanmadığımız videoları buradan görüntüleyebiliriz. Yani burada her şeyi bilgisayarımızda ne kullanıyorsa görüntüleyebiliyoruz. D'ye de bakalım. Mesela gördüğünüz gibi benim videolar klasörü 218 GB'mış. Çünkü ben biliyorsunuz video çekiyorum, videoları depoluyorum D diskimde. 218 GB yapıyormuş. Uygulamalarda burada oyunlar falan 320 GB yapıyor. Diğer klasörde 148 GB yapıyormuş. Buradan siz teker teker girebilirsiniz. Bu yöntemimiz de bu şekildeydi. Diğer yöntemimize geçelim. Şimdi arkadaşlar dördüncü yöntemimizde şu şekilde bilgisayarımıza geliyoruz. Bilgisayarımızı girdikten sonra böyle bir şey gelecek karşımıza. Herhangi bir diske sağ tıklıyoruz. Buradan özellikler diyoruz. Böyle bir pencere gelecek karşımıza. Buradan diski temizle diye bir buton var burada. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir şey gelecek. Buradan istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz. Dediğim gibi küçük resimleri seçmeyin. Daha sonra burada indirilenler klasörü de olacak. İndirilenler klasörünü seçebilirsiniz. İndirdiğiniz şeyleri silecek. Daha sonra burada sistem dosyalarını temizle var. Bunu da basıyoruz. Yani buradan bunları tıkleyin şu şekilde. İstediğinizi tıkleyin. Ben tıklayayım hatta. Bunu tıkla. Zaten benim temiz. Ben yeni temizledim. Buradan sistem dosyalarını temizleye basıyoruz. Şu an gereksiz sistem dosyalarını tarıyor. Taradı gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlar sizin şey olabilir. Windows 7 falan olabilir. Onları kesinlikle silin. Onlar çok fazla alan kaplıyor. Ben buradan Windows Defender virüsten koruma bunu siliyorum, zaten kullanmıyorum. Siz de silin. Size de öneriyorum silmeniz için. Buradan geçici dosyaları tıklıyorum. Bunları zaten hepsini seçiyorum. Bu şekilde tamam diyorum. Dosyaları sil diyorum. Gereksiz dosyaları siliyor şu anda. Geçici ve gereksiz dosyaları sildi. Burada yapabileceğimiz başka bir şey var. Gördüğünüz gibi burada sürücüyü en iyi duruma getir ve birleştir diye bir şey var. Buradan buna en iyi duruma getirin bastıktan sonra böyle bir sayfa açılacak. İki disk var bende. İstediğiniz diski seçin. Buradan en iyi duruma getir butonuna basıyoruz. Buradan şu an en iyi duruma getirdi. Ben diğer diskimi de aynı şekilde yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu işlem uzun süredir sizde. Siz bunları yapabilirsiniz. Ben burada şimdi kapatıyorum bunu. Başka bir şey yapılacak var mı diye bakıyorum. Yapılacak daha başka bir şey yok disklerde. Bunu şu şekilde kaydedip çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben bir kod daha buldum. O kodu da kodladım. Şu şekilde üçüncü bir dosya geldi. Üçüncü bir gereksiz dosyayı silebileceğimiz bir yer yaptım. Buna da tıklıyoruz. Bu şekilde klasör açılacak. Buradan CTRL'a yapıyoruz. Yani kontrol'a yapıyoruz. Buradan sağ tıklıyoruz. Sil diyoruz. Buradan siliyor dosyaları gördüğünüz gibi. Bunu atla yapıyoruz. Bu şekilde gereksiz dosyalarımızı daha silebilirsiniz. Bu yöntemleri, yani şuradaki 3 dosyayı silmeyin. Bunları haftada bir kez yapabilirsiniz. Gereksiz dosya olarak kaydediyor bunları. Kullandığınız programlar, tarayıcınız falan filan hep bunları kaydediyor. Siz bunları haftada bir kez yapmaya özen gösterin. Yani bilgisayarınız temiz kalsın. Bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleme yöntemlerini gösterdim. Son olarak bilgisayarınızın açılış hızını hızlandırabilecek bir yöntem göstereceğim size arkadaşlar. Görev çubuğuna sağ tıklayın. Burada görev yöneticisi olacak veya burada çıkmazsa Windows tuşuna basın, arama yerine görev yöneticisi yazabilirsiniz. Bu görev yöneticisini açtıktan sonra buradan başlangıç diye bir sekme olacak. Başlangıç sekmesine tıklıyoruz. Buradan saçma sapan programlar varsa eğer, mesela AnyDesk, ben bunu istemiyorum açılmasını, bilgisayarın açıldığı zaman bunun açılmasını istemiyorum. Buna sağ tıklıyorum, devre dışı bırak yapıyorum ve bilgisayarım artık daha hızlı açılacak. Mesela bunu da istemiyorum, bunu da devre dışı bırakıyorum. Bu şekilde siz de kullanmadığınız, bilgisayarın açıldığı anda kullanmadığınız programları kapatabilirsiniz, açılışını kapatabilirsiniz. Mesela ben kulaklığımın programının açılmasını istiyorum, etkinleştiriyorum bu şekilde yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomda sizlere bilgisayarınızın gereksiz dosyalarını, yani disklerinizde alan açmayı gösterdim. Ve bir tane de bilgisayarınızın açılış hızını hızlandırmayı gösterdim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Gerçekten kanalıma emek verdiğim videoları yüklüyorum. Bir iki saniyenizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Bye bye.